Şimdi uzun uzun anlatıyor. Bir tane kitap, 181 yapraklıymış. Şöyle konulduğu zaman sayfaları açılıyormuş. Aralarındaki açılar da hep birbirine eşit oluyormuş. Şimdi eğer 181 tane yaprağı varsa, yani şöyle bu şekilde yerleştirmek zorunda değiliz. Hafif açıldığını düşün. Şimdi birinci yaprak, ikinci yaprak, üçüncü yaprak. Eğer 3 tane yaprağımız varsa 2 tane açı meydana getirir. 3 yaprak 2 tane açı oluşturuyor. Biz yapraklarımızı artıralım. İşte 3 taneydi. 4 tane, 5 tane. 5 tane yaprağımız olduğu zaman 1, 2, 3, 4 tane açı var. Şimdi bizim sorumuzda 181 yapraktan bahsediyor. 181 yaprak. Demek ki bizim bu kitabımızın şu arasındaki açıların her birisi şöyle toplam 180 tane açı varmış ve birbirine eşitmiş. 180 tane açı var doğrusal olduğu için o açıların her birisi 1 derece olmalı. Şurada 180 tane açı olacak. Bunlardan her birisi 1 derece. Toplam 180 oldukları için. Bizden istenen şey 35. yaprakla 153. yaprak arasındaki açı. Yine şöyle düşünelim. Şu diyelim ki birinci yaprak, ikinci yaprak, üçüncü yaprak. Kaç tane açı olduğuna bakalım. Üçüncü yaprakla birinci yaprak arasında 2 tane açı var. Yani ikisinin farkı kadar. 3 eksi 1'den 2 tane var. Aynı mantıkla hareket edersek 153. yaprakla 35. yaprak arasında 153 eksi 35 tane açı olacak. İkisini birbirinden çıkararak bulabiliyoruz. Aralarındaki açı sayısını. Ya da şöyle yazayım ben. Buna açı sayısı diyeyim. Açı sayısı eşittir 153 eksi 35. Şimdi 153'ten 35 çıkarırsak 118 oluyor. Bizden istenen açının kaç derece olduğu. Şimdi 118 tane açı var. Her birisi 1 derece olduğu için bu açı 118 derecelik bir açıdır. Bahsi geçen açı.